Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Kıymetli FM TV izleyenlerimiz, ailemize, İnciler programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim gününüzü hayırlı, haftanızı hayırlı, bereketli, mutlu, huzurlu eylesin. Rızasına uygun bir hayatı başarabilmeyi, becerebilmeyi cümlemize muvaffak eylesin. Cümlemize nasip eylesin. Sevmediği, razı olmadığı hallerden, yerlerden, işlerden de Rabbim cümlemizi kayırsın, muhafaza buyursun kıymetli izleyenlerimiz. Sizden gelen soru, görüş ve önerilerinize cevap verebilmek adına 0537 264 0488 0537 264-0488 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilir ve sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi bizlere bildirebilirsiniz kıymetli izleyenlerimiz. Evet, hemen bir kardeşimiz diyor ki mehrini eşine bağışlayan kadın daha sonra bu bağışından dönebilir mi? Mehrini önce evlenirken bağışlamış, sonradan da vazgeçme hakkı var mıdır? Mehrini aldıktan sonra eşine bağışlayan kadın bunu teslim etmeden önce bağışından dönebilir. Yani o mehrini kocasına teslim etmeden önce dönebilir. Zira teslim gerçekleşmediği için hibe akdi tamamlanmış sayılmaz. Yani bağış gerçekleşmiş değildir. Teslimat olmadan. Ancak hibe edilen mehrin teslimi gerçekleşirse kadının bu hibeden vazgeçme hakkı daha yoktur. Şayet kadın mehrini almamışsa ve kocasının zimmetinde o mehir borç olarak bulunuyorsa bu mehrini bağışlar ve koca da kabul ederse artık geri dönemez. Çünkü borç kocanın zimmetinde olduğu için hibe etmek akdiyle, hibe etme şekliyle o borç artık teslim almaz. İşi tamamlanmış olur. Yani borcundan sayalım demiş olur ki bu zamanda artık o mehirden vazgeçmiş sayılır. Ama kadının mehrini elinde tutuyorsa, daha önceden almış, ondan sonra da derse ki ben bu mehrimi sana vereceğim, sana bağışlıyorum demiş ama bir fırsat olup da verememiş bir şekilde tam teslim etmeden önce bu mehrini vermekten vazgeçerse, mehrini hibe etmekten kocasına vazgeçerse, o bağışından, hibesinden dönmüş olacağından veya bağış tam gerçekleşmemiş olacağından dolayı ne yapmaz? Bundan vazgeçme hakkı olur. Ama mehir teslim edildikten sonra mehrini geriye kocasına vermiş. Ondan sonra ya gel, ben sana bunun zamanında bağışlamıştım. Mehrimi sana vermiştim ama şimdi almak istiyorum. Ver onu bana geri deme hakkı olmaz. Çünkü iş, yani akitler, anlaşmalar bitmiş ve sözleşme sona ermiş olur. Bir erkek evli olmayan kız kardeşine bakmakla yükümlü müdür diye soruyor bir kardeşimiz. Allahu Teala tabii ki akrabaya, yetimlere, öksüzlere, ondan sonra yolda kalmışlara iyiliği, bakmayı, yardımlaşmayı, bunlara karşı daha bir merhametli olmayı emreder. Ve ana babaya iyilik edin, akrabaya da iyilik edin buyurur. Allah ve Resulü de, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şeriflerinde Müslümanın yakından uzağa doğru akrabasına karşı olan sorumluluğunu ifade ederek ifade etmiştir. Ya Resulullah, kime iyilik edeyim diye soran bir sahabeye de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem annene, babana, kız kardeşine, erkek kardeşine ve sözü geçen bu kimselerden sonra gelen yakınlarına iyilik et. Bu yapılması gereken bir vazifedir. Bunlar
ilişkileri devam ettirilmesi gereken, yani sıla yapılması gereken yakınlardır. Bunlarla alakanı kesme buyurmuştur. Bu sebeple kişi kan bağıyla bağlı olup kendileriyle evlenmesinin caiz olmadığı hısımlarına yakınlık sırasına göre muhtaç olduklarında nafaka ödemekle yükümlüdür. Buna göre erkeğin muhtaç durumda olan kız kardeşine de bakması lazımdır, gerekir denmiştir El-Mebsut'ta, Serahsi'nin fetvasında. Tabi bu şekilde fetva böyle söylenmiştir. Evet, diğer bir şeyde baktığımız zaman soru, onlara da bakalım. Birisi sormuş. Hocam, soru sorabilir miyim? Soru sorabilirsiniz. Tabii ki. Niye soramayasınız? Evet. Bir de eşim beni, hocam selamun aleyküm, ben bir yıldır evlenmişim. Eşim beni terk etmiş, gitmiştir demiş. Allah kolaylık versin. Nasıl oluyorsa yani hemencecik bir yıllık evliliklerde bu terk etmek neden olur yani? Nasıl olur? Allah kolaylık versin diyelim. O adama da giden hangisiyse, hanım mı koca mı, tabii burada yazmıyor. Ama ona da insaf versin, izan versin. Hayırlı sabahlar. İsmim Ahmet. İzmir'den yazıyorum sizlere. Severek ve beğenerek izliyorum sizleri demiş. Teşekkür ediyoruz Ahmet kardeş. Rabbim senden de razı olsun. Bu güzel temenni ve duaların için ne muradın varsa versin inşallah. Evde köpek beslemek için düşünceleriniz nedir saygıdeğer hocam demiş. Evde köpek beslemek tabii ki uygun bir şey değil. Yani köpek beslemenin kediden farklı olarak, yani kedi ile köpek arasında da bir fark var. Beslemek, evde beslemekle alakalı. Köpek eğer ki çoban köpeği ise, bekçi köpeği ise ya da eğitimli böyle işte özel operasyonlarda kullanılan köpekler, mesela K9 köpekleri var, işte uyuşturucu veya işte hırsızlık veya bir başka şeyle mücadelede, terörle mücadelede, bomba timlerinde, narkotikte bu köpeklere hem koku alması hem de daha hassas duyarlılıkları sebebiyle ihtiyaç duyuluyor ve çok da başarılı hizmetler yapıyorlar. Bunlar gibi böyle insanlığın ya da diğer canlıların hizmetinde kullanılmak üzere olmadan, yani keyfi olarak ben bir hayvanım, evimde bakayım, onun pisliğiyle, onun şeyiyle sahip çıkayım derken, aslında onu doğal çevresinden koparıp, doğal yaşam alanından hayvani özelliklerini iyiliş ederek, yani senin keyfine göre, ya o hayvan köpek, onun bir işte 80 metre, 70 metrekare evde hapsedilmesi lazım değil yani. Onun doğada koşması, sıçraması, hoplaması. Ondan sonra yani senin ona sabahları çıkıp da bir 10 dakika, 20 dakika en fazla bir yürüyüş yaptırmandan daha öte, bu hayvanın çok daha fazla kilometrelerce boyunca koşmaya ihtiyacı var, yürümeye ihtiyacı var, oynamaya, zıplamaya ihtiyacı var. Yani bunun doğası gereği bu hayvan Allah tarafından böyle hareketli yaratılmış bir canlı. Yani sen belki 100 metrekare evde 3 aşağı bir 5 yukarı, 3 metre ileri 5 metre geri gider gelirsin. Yani evinde volta atabilirsin tabiri caizse. Ama o köpeğe, o hayvancağıza senin kendi yaşantın gibi bir yaşantıyı dayatma hakkın yok. Çünkü onun Allah tarafından yaratılış şeyi, fıtratı buna müsait değil. Yani o koşacak, o bir şekilde daha farklı, özgür, yani sıcakta ne yapacak? Bir gölgeye çekilip uyuyacak gerekirse.
Soğukta, karda, karların üstünde oynayacak, zıplayacak. Yani böyle bir şey de yaratılmış. Sen tutuyorsun bunu, evde mahkum ediyorsun. Bu da doğru. Ama işte bu süs köpeği de bilmem ne de, yani insanların keyifleri için ya da insanların çocuklarının, bizlerin, yavrularımızın günübirlik işte bir pet shop dükkanlarının önünden geçerken, köpek, kedi köpek satıldığı yerlerden geçerken, özellikle albenisi yüksek, bakımlı, işte şeyli köpekleri gören çocuklar, işte anne baba bana da bir tane köpek alın, çok seviyorum, işte falanca almış, ben niye almayayım diye ısrar ediyorlar. Bunlara dayanamayan anne babalar da çocuklarına, hele hele tatile gidiyorlarsa, böyle yazlıkları varsa, tatil mesire yerlerinde bir binaları, evleri varsa alıp gidiyorlar. Ama okul kapanınca alıp gittikleri o sayfiye yerlerdeki işte bakarız dedikleri kedileri, köpekleri Eylül ayı gelip de evlerine döndükleri zaman, yani hele hele de apartman dairelerinde, katlı dairelerde oturan insanlar diyor ki şimdi alt kat komşum var, yan dairedeki komşum var. Bu köpeğin sesinden onlar rahatsız olur veyahut da şikayet olur. Ben bunu evimde hem pislik olur, hem şöyle olur, hem böyle olur. Bakamam. Dolayısıyla kızım biz bunu bırakmamız lazım. Nerede? Bir orman kenarına bırakalım, o kendi kendine bakar deniyor. Ve genelde Sarıyer ve Beykoz ormanlarının tercih ediliyor İstanbul'da. Ve binlerce, on binlerce, yani sadece 3 tane, 5 tane, 1000 tane, 2000 tane değil, Sarıyer ormanlarına bu maksatla bırakılan hayvanların, köpeklerin sayısı on binleri aşkın, böyle 60 bin, 70 binlerle ifade edilen rakamlar kayıtlara geçiyor. Ve bu köpekler tabii bir tane, iki tane olsa belki işte insanların artıklarıyla, çöplerle, işte piknik yerine gelenlerin beslemeleriyle bir şekilde hayatlarını devam ettirebilirler. Ama insanlar da evlerine çekildikten sonra, Ekim-Kasım ayından sonra, yani herkes artık ormana gitmek, piknik yapmak durumu kalmayınca ya da çöplerde bir şey kalmayınca, bu sefer o köpekler saldırgan olma durumuna geçiyorlar. O yüzden eğer ki evinde bir veya işte hayvanlarını korumak maksadı olmadan, bir davar sürüsünü, koyun sürüsünü korumak maksatlı olmadan ya da bekçilik gibi hırsızlığa karşı bir önleyici tedbir için olmaksızın, ya da işte narkotiktir, işte terörle mücadeledir, işte bir takım mayın tarama veya koku hissetme hizmetleri olmaksızın keyfi yere evde köpek beslemek uygun bir şey değildir. Hem sağlığa, onun vücudundaki, derisindeki trişin denilen madde insanın şeyine, akciğerine yapışıp orada büyüyen bir tenya büyümesine ve insanı ciddi rahatsızlıklara sebep olan hastalıklar da barındırıyor. O yüzden bu sayılanların haricindeki maksatlar olmadan evde köpek beslemek de uygun bir şey değildir. Amelinin her birisinden her gün bir Uhud dağı kadar, ne kadar sevaplı olursa olsun, bir kıyrat, bir Uhud dağı kadar sevap eksiltilir, melekler o eve girmez buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Evet, bir kardeşimiz de yine kişinin malı üzerindeki tasarruflarına ailesinin karışma hakkı var mıdır? Kendi malına ailesi karışır mı diye sormuş. Tasarruf ehliyetine sahip olan bir kimse hayattayken, yani malına aklı başında tasarrufu alması vermesini bilen bir kimse, sahip olduğu mallar üzerinde sefahat derecesine varmadıkça istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Yani alır, verir, satar, hibe eder, bağışlar, kendinde tutar, yani bulunabilir. Üçte birini geçmeyecek şekilde de vasiyet edebilir. Der ki kardeşim, üçte birini, malımın üçte birini falanca yere verin, filanca yerde kullanın, falanın olsun diye vasiyet edebilir. Eşi ve çocuklarının buna müdahalede bulunma hakkı
Yoktur. Yani bu adam bu malı kazandıysa, isterse bunu ne yapar? İstediği yere vasiyet edebilir, harcayabilir. Kimse de burada işte ya işte ne oluyor falan deme hakkı yoktur. Bununla birlikte çocuklarının muhtaç duruma düşmemesi için tasarruflarında tedbirli olmasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye etmiştir. Varislerini diyor sahabenin birine, kendisini işte bu konuda soran sahabeye, senin mirasçılarını zengin olarak bırakman halka el açan, ihtiyaç duyan bir kimse olarak, fakir olarak bırakmandan daha hayırlıdır diye tavsiyede bulunmuştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bir adam malının tamamını bağışlasa, yani dese ki kardeşim bana Allah bunu hiç yoktan yere verdi, bana ikram eden Allah'a ben güveniyorum, tevekkül ediyorum, çoluğuma da çocuğuma da verir. O yüzden yani tutup da şimdi Ebu Bekir gibi bağışlayan bir kimseye malının tamamını şey yapılmaz. Yani çocuğu tarafından niye bana mal bırakmadın diye böyle kınanma veyahut da şey değil. Veya gerçekten ihtiyaç sahibi olduğu insanlara biraz malından fazla verip de kendi çocuğunun mesela veyahut da ailesinin bu konuda ihtiyacının olmadığını bilen bir adamın malında bolca olan, zenginlik miktarı fazla olan malını dilediğince tasarruf etmesinde hiçbir sakınca yoktur. Evet. 5 vakit namaz kılıyorum ama daha fazla kılmalıyım gibi hissediyorum. Allah'ın sevgisini kazanmak için de günde 100 rekat kılıyorum. Geçerliliği var mıdır demiş bir kardeşimiz. Yani böyle şöyle bir şey yok. Yani menebereka demahu fehuve mevbunun, kim 2 günü eşit olursa, müsavi olursa aldanmıştır. 2 günü eşit olan. 2 günü eşit olandan kasıt, yani dün 20 rekat namaz kıldın, farz namazları 20 rekat toplamı tutuyordu. Bugün 25 rekat kıl. Bu dün işte şu kadar saat oruç tuttun, diyelim ki 18 saat, bugün 20 saat oruç tut. Veya dün şu kadar zikir ediyordun, bugün daha fazla zikir et. İşte 5000 dediysen bugün de 10.000 söyle. Şeklinde değil bu. Yani eşit olmak meselesi, eğer ki sen dün 5000 zikrettin, bugün de 5000 zikrediyorsan yanlışsın, aldanıyorsun, zarar etmişsin manasında. Veya dünkü kıldığın rekat namaz sayısı kadar, namazı rekatı kadar bugün de aynı rekatı kılıyorsan yine aldanmışsın. Bugün o kadar da bir ay ilaveyle fazla yaptın diyelim ki, yarın da onun üstüne koyman lazım, öbür gün de onun üstüne koyman lazım. Hayatının tamamını işgal edecek derecede, yani sana hiç çalışmaya, uyumaya veya yemek yemeye, sosyal hayatına bu iş, senelerce namaz kılan bir adam isen, eğer ki sen de her gün onun üzerine ya dünün günüyle eşit olmamalı bugünümün diye anlıyorsan, o zaman bu hayatı yani namazın dışında, ibadetin dışında bir şeyle geçirmemen lazım gibi bir anlam çıkar ki, buradaki 2 günü eşit olan aldanmıştır, zarara uğramıştır. Kasıt şu, yakini inancını, imanını, tevekkülünü, Allah'a yakınlığını, samimiyetini, beraberliğini, marifet ve kemalatını, hakikatlerini aynı tutma demektir. Yani dünde kalma, imanın bugün biraz daha kaliteli olsun, biraz daha imanın ne yapsın? Cuhuş etsin, biraz daha böyle Allah'a tevekkülün, teslimiyetin artsın anlamındadır. Yoksa dünden daha fazla ibadet edeceksin değil. Nice çok ibadet edenler vardır ki, Allah-u Teala onların ibadetlerine, çokluğuna veya azlığına bakmaz. Nice az ibadet ediyormuş gibi gözükenler vardır ama Allah-u Teala onun ihlasın sonucundaki az olan ibadetini çok sayar ve onu kendine yakın kılar. Şimdi
Nice az topluluklar çoklara galip gelmiştir diyor Efendimiz Mevla Teala Hazretleri. Bunun gibi nice az topluluklar, insan şunu şey yapmamalı. Yani ben ibadet yapacağım. Çokça ibadet yaparsam Allah beni sevecek değil. Allah'a yakınlığını ne kadar çok güzel anlarsan, hissedersen, kalbinde, gönlünde bunu yaşarsan, o zaman Allahu Teala seni daha yakın hissedecek ve aldanmışlıktan korunmuş olacaksın. Evet. İnşallah. Bunu böyle anlamak lazım. Yoksa eğer ki dünden daha fazla namaz kılmam bugün lazımdır, dünden daha fazla zaman süresi olarak orucu daha çok tutmam lazımdır diye anlarsan yanılmış olursun. O imanın nurunu artırmak, ibadetin neşesini artırmak, Allah ile olan bağını artırmak konusunda dünde kalma, dün ile eşit olma, hep senin inancını, imanını, yakinini, itikadını artıracak güzellikler sana ikram edilsin demektir. Bunu böyle anlayalım mı? Evet, hayırlı günler hocam. İki tane evim var. Birinde oturuyorum, biri de kiraya vermişim. Onlara zekat düşer mi diye bir arkadaşımız, bir kardeşimiz sormuş. Evet. Şimdi birine oturuyorsun zaten havaici asliye. Yani bu oturduğun evine veya kullandığın arabaya, işte o yemek yediğin kaplara, evin içindeki halıya, kilime, koltuğa, kanepeye, havaici asliye dediğimiz şeylere zekat düşmez. Yani sen o alet edevat ile, o eşyalar ile hayatının normal bir şekilde devam ettiriyorsun. Yani bir evde şimdi kış gününde soba olmasa ya da kalorifer petek ısınma sistemi olmasa, halı, kilim, işte yatak yorgan olmasa bu evde nasıl yaşanır? Hele hele ki böyle bir bizim gibi kuzey ikliminde, yani Karadeniz'de veyahut da kışın Ocak, Şubat ayında ısınmaya, barınmaya son derece ihtiyaç duyulan memleketlerde bu nasıl olacak eşyasız? Diyelim ki Arabistan'da veya Bangladeş'te bir gölgelik bulursun, güneşten korunursun, yağmurdan çekinecek bir süzgeç mesabesinde bir yer bulursun, geçinirsin, yatarsın kumun üzerine diyelim ki. Onda bile ya, soğuk yok, rüzgar yok dersin. Ama kışın böyle sert geçen Sibirya'nın soğuğunda, işte bozkırlarında, Rusya'nın bozkırlarında yaşayan bir Müslüman ne yapacak? Senin giydiğinden, benim giydiğimden daha fazla şey giyecek ki ısınabilsin. Ya da eşyaları, evinin eşyaları insanların hayatını normal bir şekilde devam ettirebilmelerine imkan tanıyacak. O yüzden insan ne yapmalı? Bunları düşünmeli ve birinde oturuyorsun, birinde de kiraya vermişsin. Oturduğun zaten havaici asliyedir, içindeki eşyalarıyla birlikte. Kiraya verdiğinin zekatını vermek meselesi de o evin komple bir bedeli üzerinden değil. Yani ev şimdi diyelim ki 2 trilyon, 2 milyar veya milyon, ne diyelim, 2 milyon TL rakam ediyor. 2 milyona evi satıyorsun. Sen şimdi elindeki, cebindeki 2 milyon TL gibi görüp de bunun üzerinden zekat vermeyeceksin. Ne yaparsın? O evin kirasının geliri üzerinden, ne kadar kira getiriyor yıllık, onun geliri üzerinden %2,5'unu zekat olarak ayırırsın. Veya işte tarlada ürettiğin işte üzümdür, şeftalidir, elmadır, domatestir, armuttur, neyse, bunların gelirleri üzerinden zekatını hesap edecek insanlar. Yoksa tutanın tamamını, evin miktarı, tarlanın diyelim ki bedeli, kaç para bu tarla, 10 dönüm, 10 dönüm tarla şu kadar mı rakam yapar falan diye değil. Ne zaman ki o işi ticarete döker, şey yapar, yani tarlayla birlikte ürünün içindeki ürünü satar. Ya da efendim kiracı var ama kiracı kirayı değil de evi de bir değer olarak satar. Sonra kiracıyı çıkartır, çıkartamaz, neyse de bu şekilde hesap ederek ne yapar? Zekatını verir. Yani
şeyin, domatesin ya da patatesin karı üzerinden biz zekat verir. Tarlanın fiyatı üzerinden zekat vermez. Evinde oturan kiracının sana getirdiği kira geliri üzerinden zekat düşer. Yoksa ki evin bedelini hesaba koyarsan, evin toplam bedeli zaten insanların zekat verme sınırlarından daha üst seviyede olduğu görülecektir. Evet. Namazda Fatiha'dan sonra hep Ayet-el Kürsi okuyorum. Bir sıkıntı olur mu? Yani aynı şeyleri okumak mekruhtur tabii. Biliyorsan, başka bir şey biliyorsan, başka bir sure biliyorsan. Ama başka bir sure bilmeyen insan için yeni bir sure öğreninceye, ezberleyinceye kadar onunla kılmasında bir mahsur yok. Ama bu işi geciktirmesi de, yani yeni sure ezberlemeyi hiç bilmeden tek bir tane sure ezberlemiş adam, ondan hayatını, namazını, ibadetini ondan bitiriyor. Bu da hoş olmaz, bu da mekruh olmaktan uzak bir şey değildir. Ama yaparsa da namazı bozulmuş anlamına gelmez. Evet. Hocam selamünaleyküm. Nikahta vermemiz gereken mehri veremeden ölürsek bunun hükmü nedir? Şimdi burada imam nikahında vermemiz gereken mehri vermeden ölürsek bunun hükmü nedir diye sormuş bir kardeşimiz. Bunu tabii ki borçlu gitmiş olur insan. Hanımına karşı bir borç ama eğer ki hayatı paylaştığı eşi, kocası veyahut da hanımı veya insana bir kırgın gitmişse, ondan sonra hakkını helal etmeden gitmişse veya ona bir takım şartları, şeyleri bahane ederek bir fırsat verilmemişse, yani ödeyebileceği bir fırsat, mehrini ödeyebileceği bir fırsat eline geçmemişse, o vebal sorumlu olur ama karısı da tabii ki hayatı beraber paylaşmışsın, ondan sonra senin şimdi kocan vefat etmiş. Durumunu da biliyorsun ki bu kocam olsaydı verirdi benim mehrimi, yapardı benim mehrimi ama yapamadı. Yani veya yapacağım, bugün yaparım, yarın yaparım derken öldü. Ona da düşen yarın ahirette işte mehrimi alamadım diye hak hukuk mücadelesi değildir. İki taraf için de bu böyledir. Ne yapmak hoş olandır? Yani tutup ona o şeyi, hediyeyi bağışladığını, mehir miktarını bağışladığını gönülden söylerse, yani vazgeçerse o da mı da vebalden kurtarmış olur. Evet. Evet, bir başka kardeşimizle alakalı yeni bir soru soruluyor. Baba diğerlerini mahrum edip sadece bir oğluna bağışta bulunmuş olsa, bir çocuğuna veya oğluna, oğul bundan sorumlu olur mu? Kendisine artı pozitif ayrımcılık yapan evlat bundan vebale girer mi? Ne yapması gerekir? Yani bir baba evlatlar arasında adaletle hükmetmiyor. Birbirlerine karşı çocukların arasında eşitliğe, adalete, merhamete, vicdanına sığmayan şeyler yapıyor. Diğerini kayırıyor, kayırıyor. Yani bir evladını ne yapıyor? Diğerlerinden daha öncelikli ve üstün tutuyor. Ötekinleri ise bunlar üvey evlat gibi muamelesi yaparsa Allahu Teala tarafından bu insanlar veil olsun, yazıklar olsun, ölçüde tartıda hile yapan, hurda yapanlara veil olsun, yazıklar olsun, insanların arasında merhametle, adaletle hükmetmeyenlere buyuruyor. Bu azaba, bu ayetlerin hitabına, azarlamasına muhatap olabilir. Yani niye? Çünkü sen bir çocuğunu ayırdın, diğerlerini, ikisini, birisini neyse yok kabul ettin.
uzak dedin veya benim sözümü dinlemeyerek oralara gitti dedin ve benim artık falanca gibi bir oğlum yok dedin ve onu ayırdın. Ve ama öteki taraftan sana biraz daha böyle yakınlık gösteren, hatta huyu hursu itibariyle, şekli şemali itibariyle de sana benzeyen insan, yani evladını da tuttun baş tacı ettin. Hele hele de bunu öteki kızdı da bu oğlan olduğu için daha çok bir hakka, hukuka, salahiyete sahip diyorsan, bu da şimdi olmadı. Yani sen tuttun bir tanesini sevgisinden dolayı, diğerlerinin bütün bir aile fertlerinin sevgilerini kırdın. Neticede de ayrımcılık yapmanın, adaletsiz davranmanın vebalini Allah'a ödeyemez. Ama kişi, şu da var mı? Var. Kendi malı üzerinde kendisinin tasarruf etme hakkı var mıdır? Vardır. Yani der ki kardeşim, bu mal benim. Ben bu malımı sokaktaki bir adama bağışlasam oluyor mu? Oluyor. Bir vakıfa tamamını malımın bağışlasam olur mu? Olur. Ondan sonra veya bir kısmını istediğim miktarda bağışlasam olur mu? Olur. O zaman bunu yaptığı zaman olur diyorsun. Ama evladına bir tanesini ayırıp diğerlerini kayırdığı zaman, bir taneyi kayırdığın zaman bu nasıl olmuyor? Çünkü bir baba veya bir anne malında istediği gibi tasarruf hakkına sahiptir. İster alır, satar, ister yer, ister harcar, ister vakfeder. Çocuğuna bir şey bırakmadı. Çocuğuna bir şey bırakmak diye bir babanın sorumluluğu, vebali gerektirecek bir vazifesi yok. Yani illa ben evladıma miras bırakmak zorundayım. Arsa alacağım, bırakacağım. Ev alıp bırakacağım, araba alıp bırakacağım, çocuğumu şöyle yetiştireceğim diye bir boynunda bir yükümlülük, sorumluluk yok. Ama diğer demin de söylediğimiz gibi bir babanın zengin olup şeylerini, çocuklarını zengin bırakması, mirasından istifade ettirmesi de onun imanının güzelliğindendir. Yani çocukların senin her şeyindir, onlara da malından belli ölçülerde istifade ettirmek lazımdır. Peki hocam, pozitif ayrımcılık yapılan evlat bundan sorumlu olur mu? Yani bir oğluna ne yaptı babamız? Malının tamamını yaptı da kızlara hiçbir şey vermedi. 6 tane kız bir erkek evlat yapmadı diyor mesela bir tanesi. Doğru mu? Doğru, böyle bir vaka var. O yüzden Efendi Hazretlerimiz, Mahmud Efendi Hazretlerimiz bu kendisi de bir Trabzonlu olduğu halde ben bunları söylediğim için bana kızıyorlar ama ben de yine hakikati söylemeye devam edeceğim. Siz kızarsanız kızın. Böyle bir paylaşım sistemi İslam'da yok. Sırf Allah'ın emrini çiğnediğinizden dolayı bile Allah size yardım etmez diyebilir. Yani niye? Çünkü bir haddi aşmak var, bir adaletsizlik yapmak var. Ama bu malların, bir babanın mallarının tamamını veya bir kısmını diğerlerinin rızası olmadan kız olsun, erkek olsun çocuklarından bazılarını vererek aralarında ayrım yapması dinen uygun değildir. Efendi Hazretlerimiz işte bu kızlara mal verip erkeklere mal verip kızlara vermemesinin iman zafiyetinden, zayıflığından olduğunu söylüyor. Bunu da böyle bilmek lazımdır. Yani tamam, bir tanesinde sanki kendini görebilirsin, onun ruhunda senin kendi yansımalarını temaşa edebilirsin ama diğerlerini ayıramazsın. Diğer evlatlarını ondan ayıramazsın. Yoksa vebal olur, şey olur. O evlat da tabii kendisine anne baba fazladan mal bırakmışsa, kardeşlerini ayırıp da biliyorsa ki benim bu bana kalan, babamdan kalan miras aslında kardeşlerimin hakkı. Yani abimin hakkı, kız kardeşimin hakkı. Babam işte bana olan aşırı sevgisinden dolayı ne yaptı? Tuttu
malının tamamını benim üzerime yaptı. Veyahut da onları ayırarak çoğunu benim üzerime yaptı. Ama Allah'ın ölçülerine, miras taksimine göre bu hak benim değil, bu mal benim hakkım değil diyorsa, o zaman kardeşlerine de bunları vermesi, o malı gerçek sahipleriyle buluşturması gerekir. Ölen yakınının maaşını alabilmek için resmen boşanan ama evliliğini dini nikahla devam ettirenlerin aldıkları bu maaşları helal olur mu? Şimdi bir kadın veya karı koca anlaşıyorlar. Diyor ki biz boşanalım resmiyette, nikah kağıt üzerinde. Senin annenden hanıma söylüyor. Senin annenin süper emekliliği var. Bugün işte diyelim ki 15-20 milyar maaş alması gerekiyordu ama vefat etti. Tek varisi de sensin. Sen benden boşanırsan resmi olarak aynı yerde çalışmaya devam edersin. Yani çalışıp o annenin maaşını sanki çalışmış gibi almaya, emekli maaşını hak edersin diye anlaşsalar, devlet bunu kabul ediyorsa olur. Ama kabul etmiyorsa, ki etmiyor, olmaz. Yani anlaşmalı boşanmayla biz yine dini nikahla karı koca olmaya devam edelim ama resmi nikahımızı verelim, bozalım. Ama sen gel annenden kalan o maaşı, süper emeklilik maaşını almaya devam et. Böylece ne olsun? Biraz elimiz genişlesin, paramız pulumuz olsun dese, bu da uygun bir hareket ve davranış olmaz. Buna da cevaz verilmez. Çünkü işveren sana bunu böyle kullanmana, böyle tasarrufta, yani devlet bunu müsaade etmemiştir. O yüzden böyle şeylere de tevessül edilmemesi gerekir. Evet kıymetli izleyenlerimiz, bizlere sorular gelmeye devam ediyor. Ancak bize de tanınan süremiz, yönetmenimiz uyarıyor. Sonuna geldik. Bir sonraki programda hepinizle buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.